olsun. Ders bitti, çıkabilirsiniz. Hasan, herkes gitmiş. Sen neden kaldın? Bay Alexander, size bir şey söylemem gerekiyor. O yüzden kaldım. Efendim, söyle, ne söyleyeceksin? Yarın okulun kampüsünde buluşup büyük deney için bahçede hazırlık yapacağız ya. Ben bir 10 dakika geç kalsam olur mu? Ne işin olduğunu sormamda bir mahsur var mı acaba? Çok özelse paylaşmayabilirsin. Biliyorsunuz yarın cuma ve de öğlen saatinde biz Müslümanlar toplu ibadet yapıyoruz. Ona katılmam gerek. Yani cuma namazına gitmem gerek. Aa, sen Türk'tün de Müslümansın değil mi Hasan? Yani Tanrı'ya inanıyorsun. Neden, siz Fransızlara inanmıyor musunuz? Tabii inananlar var ama ben bir fizik profesörü olarak sadece bilime inanıyorum. Tabii ki tercih meselesi. Biz Müslümanlar olarak her türlü inanca saygımız var. Herkesin inancı kendine. Tanrı'yı görebiliyor musun? Hayır. Peki ona dokunabiliyor musun? Tabii ki hayır. Bak gördün mü? O zaman Tanrı yok. Peki sizin beyniniz var mı? Yani tabii ki var. Onu görebiliyor musunuz? Hayır. Peki dokunabiliyor musunuz? Tabii ki hayır. O zaman sizin de beyniniz yok. Baba, bir şey sorabilir miyim? Efendim oğlum, buyur, tabii ki sorabilirsin. Biz Amerika'da kalmaya daha ne kadar devam edeceğiz? Ben ne kadar daha Amerika'da okuyacağım? Oğlum biliyorsun ki benim işim her şeyim artık burada. Maalesef ki Türkiye'ye dönemeyiz. Sen burada okumaya devam edeceksin. Ben Türkiye'yi ve arkadaşlarımı çok özledim baba. Amerika'da hiçbir şey samimi gelmiyor bana. Ayrıca ben buradaki ne öğretmenleri seviyorum ne de arkadaşlarımı seviyorum. Yani oğlum maalesef ki elimden bir şey gelmiyor. Yani seni tek başına da gönderemem. O yüzden burada okumak zorundasın. Ali Ekber, sınavdan kopya çektiğini tespit ettik ve sınavını iptal ettik. Ben kopya falan çekmedim. İftira atıyorsunuz. Sırf Türk'üm diye bana bunları yapıyorsunuz. Ama bunların hesabını vereceksiniz. Ali Ekber, burada Amerikalı olmayan bir sürü arkadaşların var. Biliyorsun ki bizim hiç kimseye karşı bir tavrımız yok. Bu sınıfta bana karşı diğer öğrencilerden bir tavrınız var Türk olduğum için. Ve de bunu ortaya çıkartacağım. Ah siz Türkler, hep böyle dik başlı tavrınız yüzünden kaybediyorsunuz. Hep böyle yapayalnız kalıyorsunuz işte. Türk olmak ne kadar zor. Haklısın, Türk olmak zordur. Dünya ile savaşırsın. Ama Türk olmamak daha zordur. Öyle mi? Nedenmiş o? Çünkü Türklerle savaşırsın.